Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Türkiye üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün gayrimenkul sektörünü ele alacağız. Özellikle kentsel dönüşüm başlığında İstanbul'da neler oluyor? Türkiye gayrimenkul sektöründe nereden nereye geldi? Tabii herkesin merak ettiği konu konut satışları ve inşaatlar ne durumda? İstanbul ve Türkiye'nin Konut stoğu nedir? Yeterli midir? Ne kadar lazım? üste ustalarına soracağız. İlk konuğum Kent Park Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Kıyıcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sarp Bey. Şimdi Sertaç Bey öncelikle tabii e, uzun yıllar sektörde bir fiil işin içindesiniz. E, üst düzeyde görevler yaptınız. Artık çok büyük konutlardan e, en küçüğüne kadar hepsini çok iyi biliyorsunuz. Yakından takip ettiniz. Özellikle kentsel dönüşümde ya da gayrimenkul sektörü olarak adlandırılan yeni trendde... E, büyük resim nasıl şu anda? Şöyle ilk başta Türkiye'nin yapı stoğuna bakmak gerekiyor. Bunu İstanbul özelinde ele alırsak İstanbul'daki yapı stoğu aslında bayağı kötü durumda. Hı hı. Depreme karşı dayanıklı değil. E, otopark yok. Altyapıları eskimiş evet. ve bunun bir şekilde dönüştürmesi gerekiyor. O yüzden biz İstanbul özelinde yine binaların %80'inin bir şekilde kentsel dönüşüm, yenileme adı altında bir daha yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani ya bunları komple yıkacaksınız belli bir bölgeyi komple ya da binaları yerinde yenilemek suretiyle o eskiliğinden ve riskli ortamdan uzaklaştıracaksınız değil mi? Evet aslında kentsel dönüşüm deyince bunun üç bacağı var. Bir tanesi daha çok müteanlaştırma veya soylaştırma dediğimiz İngilizlerden gentrification'dan geçmiş bu tarla başı Galata çevresinde yapılan hı hı. aslında bir restorasyon kıvamında evet, o evet. dokuyu koruyarak yapılan bir kentsel dönüştürme. Bir tanesi Fikirtepe Gazi Osman Paşa'da daha çok çok büyük arazilerin ve daha çok gece kondu gibi yerlerin dönüştürülerek e, yapılması. Bir de daha çok Kadıköy, Beşiktaş, Bağdat Caddesi, Bağdat Caddesi şehir merkezine gördüğümüz bina yenileme edeceğimiz. Yani binaların yıkılıp bir yapılması şeklinde Peki, Peki ne hızla gidiyor dönüşüm. şu anda? Yani ben biraz daha durduğunu sanki görüyorum, yavaşladığını görüyorum. Dış gözle, üçüncü göz olarak baktığımda siz şimdi e, şantiyenin içindeki kişi olarak nasıl bakıyorsunuz? Baş, <laughs> şöyle bir örnek vereyim size. Geçen sene Kadıköy Belediyesi 1500 ruhsat verdi. Bu demek ki 1500 bina yıkılıp aşağı yukarı 1500 bina yapılıyor yeniden. Çok büyük bir rakam aslında. Büyük bu. bir rakam çünkü zaten Kadıköy'de toplamda 17 bin bina var. %8'i demek ki geçen yılda bir kentsel dönüşüme girmiş. Baktığınız zaman bu iş İstanbul'da Kadıköy'de öbürlerine nazik daha hızlı ilerledi. Onun nedeni de oradaki imar planları değişik. Ama genel olarak biz baktığımızda yani bütün ilçelerin hepsinde bir kentsel dönüşüm faaliyeti var. Bu tabii kentsel dönüşüm eğer işte bir sivil kentsel dönüşüm diyoruz kat maliyetleri ve müteahhit eliyle yapılıyorsa bu biraz e, daha e, A, A+, plus, B gibi e, şehir merkezine çok yakın yerlerde yapılıyor. Çünkü bunun kurtarması da gerekiyor. <laughs> yani yaptığınız zaman biz mesela yaptığımız yerlerde kat karşılığı bir sözleşme imzalıyoruz. %25'ini, %30'unu biz alıyoruz. Gerisini kat maliyetlerine geri veriyoruz. Onun için bizim aldığımız miktarın inşaat maliyetlerini karşılaması gerekiyor. Şimdi tabii sizin bir özelliğiniz de var. Özellikle Anadolu yakasında Bağdat Caddesi'ndeki ilk çevre dostu yeşil binayı yaptınız. Evet, evet. Şimdi Doğru. bu tabii bir ilk olması açısından çok önemli. Bir de e, Anadolu yakasında özellikle bu tarz yerinde dönüşüm e, sisteminin gerçekleştirilmesinde hani yaptığınız o binalar ve yaptığınız o çalışmalar bundan sonraki projelerinizde otomatik olarak bir güven telkin ediyor. Peki bu çerçevede ben şimdi şeytanın avukatlığını yapacağım tabii, ben. Buyurun, buyurun. E, şimdi vatandaş merak ediyor. Tabii bu tarz binalarda oturan insan insanlar var ve dönüşüme ihtiyacı olan, yenilenme ihtiyacı olan vatandaşlar var. Bunlar hangi konulara dikkat etmeli? Nelere önem vermeliler? Çünkü ee, önlerinde bir doğru tabii. dürüst örnek olması lazım ki hani bu yeşil bina bunun güzel bir örneği. Şimdi burada şöyle bir durum var. Riskli yapı raporu almak için tek bir kat malikinin başvurusu yeterli oluyor. Hı hı. Ve riskli yapı raporu da aldığınız zaman binaların %99.9'u riskli çıkıyor. Çünkü zaten İzmit depreminden sonra deprem yönetmeliği de değişti. Evet. Artık yönetmeliğimiz Avrupa Amerika standartlarındadır. Ee, o yüzden şuna karar vermeleri gerekiyor. Bir kişi başvurmadan önce bütün kat bir araya gelsin. Toplantı yapsın. Bunun kararını birlikte alsınlar. Ondan sonra daha bina riskli hale gelmeden e, müteahhitlerden teklif istesinler. Ha müteahhitlerden teklif isterken neye dikkat etmeleri gerekir diye sorarsak aynen. ikinci sorum da aynen öyle. Ona dikkat çekmekte de fayda var. Birincisi bir garanti tabii almak isterler. Yani teminat mektubu, ipotek bu çok önemli. Kira yardımı genelde sağlanıyor. Kira yardımı nasıl olacak? Taşınma hususu, nasıl taşınacaklar? Ne zaman taşınacaklar? Teknik şartname. Yani ne tür bir asansör kullanılacak? Ne tür işte eee yerden ısıtma olacak? başka farklı bir sistem mi olacak? Bunların hepsinin belirlenmesi gerekiyor. Onun için ilk başta bence müteahhitlerden teklif alsınlar. Kendi teknik şartnamelerini, kriterlerini belirlesinler. Sonra bina yıkım safhasını ondan sonra başlasınlar. Peki güven unsuru nasıl oluşacak? Yani karşınızdaki firmaya nasıl güveneceksiniz? Güvenme, nasıl Onu nasıl anlayacaksınız? Şöyle mesela ben size bir örnek vereyim. Bizim e, kalın Cadde Caddebostan'da yaptığımız projede Sunset Park projesinde Bizim Akvin İnşaat'la ortaklığımız var. Bizim yaptığımız binalara geldiler, baktılar. Güzel mi yapılmış, malzeme nasıl kullanılmış, oradaki insanlarla konuştular, kat makineleriyle konuştular. Yani birinci elden firmanın tecrübesi var mı, daha önce yaptığı işlere bakmak ve daha önce birlikte olduğu müşterilerle konuşmak, yani eski kat makineleriyle konuşmak bence çok önemli. ...birinci elden yapılması gereken şey Bu aslında o. madem geri geldi şu Akfen İnşaat'la yaptığınız... ...bu Kalamış'taki o şeye bir isterseniz... ...inşaat projesine bir gidelim. Orada özellikle e, Kent Park... ...Akfen iş Ortaklığı ile gerçekleştirdiğiniz... ...Sunset Park. Evet. Anlatır mısınız bize nasıl bir yer orası? Tabii Sunset Park dediğim gibi... E, ...yani Kadıköy'de kentsel dönüşümde ilk yeşil bina alan... E, ...proje. Biz burada bunu planlarken... E, ...şeye, otoparka elektrikli şarj istasyonu bile koyduk. Yine bütün yalıtımları, cephesi, e, mekanik sistemleri e, çok tasarruflu sistemler oldu. Enerji tasarrufu sağladık. Ee, dediğim gibi işte yerden ısıtma kaskatlı kombi sistemi çok teknik detaya girmek istemiyorum de ama şeyler söyleyince e, yeni şeyler farklı şeyler artık daha çok tercih ediliyor ve tüketiciler artık o kadar bilinçli ki her detayı üzerinde duruyorlar. Fakat detaylara çok daldıktan sonra da işin özünü biraz kaçırıyorlar gibi geliyor bana. Hani toplantı süreçleri çok uzun sürüyor. E, bu arada mesela itiraz edenler oluyor. Bunun önünü nasıl açacak vatandaş? Şimdi... Yani ortak hareket edilemiyor bazen hani herkesin oy birliği olmayabiliyor. Şimdi birinci olarak aslında bu ülkemizde de olması gereken bir şey birbirimize saygı göstermek zorundayız. E bu da olmazsa İlla olmaz zaten. farklı görüşte olan insanlar olacaktır. O yüzden birbirimize kızmamak gerekiyor. Çünkü biz onu görüyoruz. Önemli olan bu işi binayı yıkıp yaptırıp komşu olarak kalabilmek. Ama belli noktalarda da kabul etmeyenler oluyor. O zaman yönetmelikler aslında baya sert. Ne yapılacağını çok açık şekilde anlatıyor. Belli bir noktaya geldiğinizde Müteahhitle anlaşma sağlanmışsa yani noterde kat maliklerinin 2 bölü 3'ü veya kat maliklerinin sahip olduğu arsa toplamı 2 bölü 3'ü geçmişse hı hı. ondan sonraki süreç e, belli. Bina yıkılıyor, arsa konumuna geliyor. Arsa konumuna geldikten sonra e, sözleşmeyi imzalamayan arsa sahiplerinin arsa payları noterde açık arttırma usulü satılıyor. Bundan önce de SPK lisanslı bir gayrimenkul değerlendirme firması bunun değerini çıkartıyor. Minimum o değerden başlanıyor ve bunun satışına gidiliyor ve bu şekilde çözülüyor. Bu şekilde çözülen bayağı da yer oldu. Peki şimdi İstanbul'un tabi belli yerleri lüks yerler olarak biliniyor, lüks semtler olarak biliniyor. Bu dönüşümün yapıldığı ya da değil, yani yenilenmenin yapıldığı yerlerde semtin o e, yapılacak olan binanın değeriyle alakalı olarak olumlu ya da olumsuz bir etkisi oluyor mu? Tabii ki oluyor. Şimdi aslında e, o konu bizim bazen tam için... tersi de olabilir çünkü de o yüzden. Yok yok tabii çok önemli. Şimdi mesela biz Cadde Bostan'da yaptığımız binada yine göztepe kalınmış projeleri de aynı şekilde en iyi malzemeyi kullanıyoruz. Çünkü buradaki satış fiyatları çok yüksek. Hı hı. Yani buradaki asansörden e, işte parkesine kadar her şey marka olmak zorunda. Ama siz bir aşağı gidin yer vermeden söyleyeyim yani Kadıköy yani bir denizden 10 kilometre içeri gittiğiniz zaman artık e, oradaki satış fiyatı aynı değil. Tabi. Oradaki satış fiyatı aynı olmadığı için artık en e, lüks malzeme yerine neye önem veriyor insanlar? Metrekare de önemli. Yani metrekare de çok küçülmek istemezler. Eğer çok lüks malzeme kullanırsanız bu sefer daha fazla müteahhit metrekare almak zorunda kalacak. Kat maliklerin kendi metrekaresi düşecek. Evet. Onun için burada aslında yani bir standart oluşturmak Mesela lazım. Bir karar vermek lazım. Başta metrekaresi küçülmesini kabul ederek daha iyi malzemelerle mi yapılsın? Yani inşaat malzemesinden bahsetmiyorum buradaki ankas streferim vesaire tabii, falan tabii, tabii, malzemesinden tabii. bahsediyorum. Tabii. Tüketici aslında ona da dikkat etmesi lazım. O bir ayrım nokta, tercih noktası. Aynen. Peki riskleri nasıl azaltıyorsunuz bu inşaatlardaki? Hem e, mülk sahipleri açısından hem e, yüklenici firmalar tarafından da bir takım riskler var çünkü binalarla ilgili. Tabi binalarla ilgili aslında 2-3 farklı risk var. Biliyorsunuz bir İSG, işçi Sağlık Güvenliği risk, hı hı. riski var. Finansal riskler var. Tabii. Ee, bunları isterseniz teker teker ben hı hı. anlatayım. Ee, bir kere inşaatın bitirilmesine yönelik all risk sigortası var. Onun yapılması gerekiyor. Buna dikkat etmek Tabii gerekiyor. Tabii ki bu Çok mali mesuliyet önemli. sigortası. Bu sigortaların hepsinin yapılması gerekiyor. İnşaat başlamadan önce bu all risk olsun, mali mesuliyet sigortası olsun bunları yapılması gerekiyor. Kat maliklerinin de bu yapılmış mı diye kontrol etmesi gerekiyor. Hı hı hı. Çünkü yapılmamışsa tüm deprem oldu, bütün her şey yıkıldı Doğru. bir şey oldu. Bunun bir sigorta şirket tarafından karşılanması gerekiyor. Bu risk bir kenara koyalım. İşçi sağlığı güvenliği riski var. Bu ne mesela çalışan orada iş için başına bir şey gelebilir. Tabii. Bunun hem sigortası yapılması gerekiyor hem de o önlemlerin alınması gerekiyor. Yani aslında bizim İSG yani işçi sağlığı güvenliği konusundaki yönetmelik İletkilerimiz tam. Bunun uygulanmasının denetlenmesi gerekiyor. İşte baret takmaktır, file yapmak. Yani binalarda aslında 5. kattan sonra yanlara file yapıyoruz. Aslında mülk evet. sahiplerinin bunları başta sorgulaması da e, gerekir tabii ki, değil tabii mi? Tabii ki. İnşaat firmasını sorgularken. İnşaat firması. Finansal peki riskleri nasıl azaltıyorsunuz? E, finansal riskleri de şöyle oluyor. Kat malikleri sözleşme imzalarken müteahhite verecekleri dairelere ipotek koyuyorlar. Hı hı hı. Ve müteahhitten tek, teminat mektubu istiyorlar yani bu projeye göre karşılıklı anlaşma içerisinde yapılması gereken bir şey. Bir de tabii ki malzeme konusunda hı hı. teknik şartname hazırlanıp bütün malzeme markaları belli olup o şekilde sözleşmenin eki olarak Noterde teknik şartnamede imzalanması gerekiyor. İkisi bundan sonraki hedefiniz ne yine yenilemeye devam edeceksiniz. herhalde. çok ciddi bir yenileme çalışması uzun yıllardır Anadolu yakasında sürekli bir hareket ve sürekli bir, bir, bir böyle yeni binaların yapılması gündemde. Bu sizin politikanız nedir bu konuda geleceklik hedefleriniz neler? Ee, bizim geleceklikte hedeflerimiz de yine şehir merkezlerinde e, ya butik ya da site halinde proje üretmek. Zaten Kadıköy'de Sunset Park markamızla biz devam hı hı. ediyoruz. Ee, orada ki bu İstanbul'un yenilenmesi konusunda e, çalışmalarımıza Aktif devam rol etmek. Aktif almaya devam edeceksiniz. Evet, genel olarak biz ama e, şehir merkezi. Yani İstanbul Merkezden Anteziği de büyük şehirlerde, ee, Sertaç Kıyıcı, Kent Park Yönetim Kurulu Başkanı. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz ben teşekkür bilgiler ederim, için. Abi. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra gayrimenkul sektörünü konuşmaya devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın efendim. geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da